Edirne Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Recep Gürkan, 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki yıkıcı depremde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet diledi. Öncelikle bu depremde hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımıza, bütün insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemiz çok büyük bir afet geçirdi. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Tabii ilk günden bu yana tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de bizler de olağanüstü bir çabanın içine girdik. Türkiye'nin her noktasında, her köşesinde herkes, her kurum elinden gelenin fazlasını yaparak bu sürece katkı sunmaya çalıştı. Halkımız inanılmaz bir refleks verdi bu olaya. Edirne'de de 7'den 70'e her sosyal gruptan, her kesimden insanımız elinde, yüreğinde, avucunda ne varsa deprem bölgesiyle, depremzedelerle paylaşmak için yoğun bir çalışma içerisine girdiler. Buradan gerek belediye olarak, gerek AFAD olarak, gerek valilik olarak, STK'lar olarak bize emanet edilen bütün yardımları deprem bölgesine ulaştırdık, ulaştırmaya da devam ediyoruz. Edirne Belediyesi olarak deprem sabahı, yani 6 Şubat sabahı, buradan sabah 8.30'da arama kurtarma ekibimizi, kaza kırım aracımızı yola çıkardık. Tahmin ediyorum en erken davranan kurumlardan birisiyiz. Keşke olmasaydı da hiç davranmasaydık ama elimizin el verdiği imkanlarla, personelimizle, ikram aracımızla, kendim, hepimiz gayretle çalıştık, meclis üyelerimiz, halkımız. Ve tabii 10 günde, 20 günde bitecek bir süreç değil bu. Burada herkes canla başla depremzedelerin bir an önce yaşama dönmesi için mücadele ediyor. Alanın yaşama dönmesi için mücadele ediyor ama şunu söylemek isterim, oradaki tablo televizyonlarda gördüklerimizden çok farklı. Çok daha büyük bir yıkım söz konusu. Çok daha acı tablolar söz konusu. Başkan Gürkan 23 tane Cumhuriyet Halk Partili belediyenin koordinasyonuyla Malatya'ya konteyner kent kuracaklarını belirtti. Ben de Malatya'daki konteyner kent kurulması ve oradaki koordinasyonu 23 tane CHP'li belediyeden oluşan bir grubun koordinatörü olarak görevlendirdim. Daha sık gideceğim bölgeye de. Bütün desteğimizi oradaki depremzedeler için vermeye devam edeceğiz. Deprem bölgesinden 4000 civarında depremzedenin Edirne'ye geldiğini belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnelileri depremzedelere karşı düşünceli ve fiyatlar konusunda adil davranmaya davet etti. Diğer birçok şehir gibi şehrimize gelen önemli sayıda, bizim şehrimizin ölçeğine baktığınızda önemli sayıda depremzede vatandaşımız var. En son aldığım rakam 4000 civarındaydı. Biz burada da gerek valiliğimiz, gerek Edirne Belediye'miz depremzedelere her türlü kolaylığı sunmaya çalışıyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Biz 10 küsur gün önce aşağıda AKM'de bir imece marketi açtık. İşte orada arkadaşlarım, gönüllülerimiz giysileri tasnif ediyorlar. Gıdalar var, ayakkabılar var, diğer ihtiyaç malzemeleri var. Bugüne kadar yaklaşık 2000 kişi yararlanmış oradan. Yine valiliğimizin spor salonunda açtığı bir market var, sosyal market bu anlamda. Oradan da yararlanılıyor. Herkesten Allah razı olsun. Tabii bunu sürdüreceğiz. Diğer taraftan devletimiz depremzedelerin bir kısmını yurtlara yerleştirdi ama tabii aile olarak yurtlarda barınmak ve yaşamak gerçekten çok zor. Bunu kabul etmek lazım. Birçoğu kimisi yakınlarının yanında, kimisi kiralık ev tuttu, kimisi tutmaya çalışıyor. Buradan bütün Edirnelilere de seslenmek istiyorum. Evet, normal koşullarda herkesin malıdır, herkesin mülküdür. O anlamda fiyatını herkes kendisi belirler ama depremzedelere karşı daha itidalli, daha düşünceli davranılması ve fiyatlar konusunda da daha makul davranılması gerektiğine inanıyorum. Edirnelilerin bu hassasiyeti gösterdiğini de biliyorum. Birçok örnek var. Evini bedelsiz depremzedelere veren arkadaşlarımız var. Oturmadığı evini veren var, yazlığını veren var, evini paylaşan var hiç tanımadığı ailelerle. Bunlar çok saygıdeğer davranışlar. Ama diğer taraftan çok az da olsa işte kiraları yukarıya doğru çekenler var. Lütfen bu konuda daha adil olmamız gerekiyor. Bu insanların yaşamının en zor dönemi, ülke olarak bizim de en zor dönemlerimizden birisi.
O yüzden bütün Edirnelilere buradan bir kez daha depremzedelere her anlamda, sadece manevi anlamda değil, maddi anlamda da destek olmak adına kira fiyatlarının makul ölçülerde tutulmasını tavsiye ediyoruz, talep ediyoruz onlardan hatta. Gürkan en büyük sorunun da Edirne'de boş ev bulmak olduğunu söyledi. Bu kadar çok talebe cevap verecek boş evin kenti olmadığını belirten Gürkan, bazı depremzedelerin ilçelere gittiğini söyledi. En büyük sorun ev bulmak Edirne'de. Çünkü o anlamda çok fazla boş evimiz yok bizim. Yani bu kadar bir talebe cevap verecek boş evimiz yok. O yüzden bazı depremzedeler ilçelere gidiyorlar ama ilçelerimiz de bizim öyle çok büyük ilçeler değil. Edirne'ye gelen ve ikamet için ev kiralayan depremzedelerden 6 ay boyunca su aboneliklerinde abone ücreti, güvence bedeli ve atık su ücreti alınmaması, ayrıca depremzedelerin 6 ay boyunca suyu metreküpü 1 liradan kullanması maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Evet, az önce de söylediğimiz gibi şehrimize gelen depremzedelere bir katkı sunmak amacıyla belli bir süreyle, 6 ay süreyle meskenlerde kendilerinden abone güvence bedeli yani abonelik bedeli alınmamasını, suyun kademesiz olarak metreküpünün kendilerine 1 liradan verilmesini. Niye ücretsiz yapmıyoruz? Ücretsiz yapamıyoruz kanun gereği. O yüzden minimum seviyeye indirdik 1 liradan alınmasını, atık su bedeli alınmamasını ve bunun 6 ay süreyle uygulanmasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ayrıca depremzedelerin şehir içi toplu taşıma araçlarında sosyal kart kullanması konusu da oy birliğiyle kabul edildi. Edirne'ye taşınmış olan depremzedelerin tabii önemli sorunlarından biri de ulaşım. Hepsinin arabası olmayabilir, minibüse ihtiyacı olan olabilir. 6 ay süreyle belediyemiz tarafından verilen kent kartlarının 60'ar biniş yüklenerek belediyemiz tarafından finanse edilmesi konu. Oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.